Herkese günaydın. İstanbul'da turist oldum ikinci bölümünde. Bugün adalar var. Dün kahvaltı yapacağız orada. Şu an saat 8:30. Ben uyandım. Çünkü dün çok erken uyumuştum. Ama Büşra'dan çok korkuyorum uyanmayacağından. Şurada herhalde çatı. Burası en üst kat ya şimdi. Çatıda kuş falan mı yuva yaptı bilmiyorum. Sürekli böyle sesler geliyor. Büşra'yı uyandıracağım ama Büşra'yı biraz daha uyku vakti tanımak için her şeyi ben hazırlayacağım. Kahvaltı yapmaya gideceğiz oraya dediğim gibi ve adalarda ya kahvaltı gerçekten mükemmel ötesi bir şey. Bir kere orada yani denizin karşısında yeşilliklerin altında çok güzel oluyor gerçekten. Evet, yanıma alacaklarımı hemen hemen hazırladım. Peynir zeytin koydum. Şöyle bir piknik seti vardı. Bunu marketten almıştık. 6 kişilik ama hani biz 3 bardak işte 3 çatal bıçak aldım. Bir de şöyle tabaklara aldım. Bunların üstüne belki bir şeyler alıp koyarız diye. Örtümüz var. Marketten alışveriş yapacağımız için de Best Torba koydum. Bu kadar şimdilik. Bir de Nutella'mız var. Şöyle. Evet, tam üstüm böyle giyinemedim yani. Ne giyeceğimi bilemedim. Şimdilik bunu geçirdim üstüme. Çantamda koyduklarımın haricinde su ekledim. Ama suyu çeşmeden doldurdum. Amacım şey hani orada şimdi su bulmanız zor olabiliyor. Bir şeyleri yıkamanız gerekebiliyor falan. O yüzden biraz fazla garanticiyim galiba. Hani bundan da olabilir. Bir de yanıma böyle bir bel çantası alıyorum. Bunun içinde de şarjımı, kulaklığımı ve işte kartlarımı, paramı falan koyacağım. Çünkü bu çantadan ulaşması zor olabilir ama hani böyle daha kolay benim için. Bir de en önemli şeylerden biri ıslak mendil. Bu da çantaya giriyor. Başka bir şey kalmadı. Evet. Powerbank. Bu çok çok önemli. Powerbank'i de koyuyorum. Hatta bunu ön kısma koyayım. Var mı giyince? Nasıl giyeceğimi bilmiyorum ya. Üstüme bulamadım böyle kapşonlu tarzı bir şey kapıma göre. Ve evet hazırım. Üstüme böyle beyaz bir şey giydim. Altıma spor tayti giydim. Evet, şu anda Kartal'dayız. Biz iki akıllı evden çıkarken hiç böyle vapur saatlerine ben bakmayı dedim ama. Düşünemedik. Ama otobüsten inerken söyledin yani. Hayır, ben seni sabahtan bekledim ben. Neyse işte vapuru 2 dakikayla kaçırdık ve bir sonraki vapur saat 12'de ve saat 11. 1 saat var. O yüzden aşırı acıktığım için, açlığa dayanamadığım için kahvaltılık böyle bir şeyler aldım. Şimdi burada bekleyeceğiz. Hala kış tarifesindeymiş. Daha yaz tarifesine geçmemiş. O yüzden böyle aslında. Şu an manzaranın tadını çıkararak kahvaltı yapacağım. Evet. Neyse bir makyaja bakar. Bir makyaj yapalım. PUBG oynarız. Şarjımız biter tabii. Benim telefonum. Unuttuğumuzu fark ettim. Markete girdik ve market alışverişini çekmedik. Ve şu an kendime çok kızıyorum gerçekten. Of ya keşke çekseydik. Sen unuttun ben de unuttum. Sen de unuttun aynen. Neyse market yaptık burada. A101 falan her şey var. Hatta biraz önce gratis bile gördüm. Çilek aldık. Simit aldık. Su aldık. Salam aldık. Mezeler aldık biraz falan. Şimdi piknik alanına gidiyoruz. Burası meydanımız, adamızın meydanı. Biz şu an turist salonu var. Bir şey sordun o zaman İngilizce yapalım. Ah, kahvaltı. Bir size göstereyim ben mesela. Oh ya buradaki işte en büyüleyici bu evler ya. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ve de haritamız. Adam nasıl tarif etti Büşra? Sen de bize öyle tarif eder neredeyiz misin? Neredeyiz biz? Bak dur. Şimdi biz buradayız. Burada pikniği alanı. Burada. Buraya yürüyeceğiz. Şöyle yürüyeceğiz işte bir 15-20 dakika. Geldik.
Umarım geldik yani. Şu tabeladan geldiğimizi düşünüp çok sevindik şu an. Geldik. Şimdi yük olmasa bu kadar yorulmayacağım ama daha doğrusu sırtımda çantam o kadar ağır ki gerçekten çok yoruldum. Ama neyse ki geldik. Şu karşıda Dilburnu Tabiat Parkı yazan yere gireceğiz. Burada adaların hepsinde öyle. Piknik yerleri ücretli. Kişi başı bir para veriyorsunuz. 6 lira falan. Mangal yakmak falan kesinlikle yasak. Öyle bazı kurallar var ve bence güzel kurallar. Ve genel olarak çok güzel bir park. Bakın burada çekilen filmler ve diziler. Arkadaşlar masamız tam bizim zevkimize göre abur cuburlar, simitimiz, mezelerimiz, salamımız, domatesimiz, nutellamız, en sevdiğimiz şeyleri aldık ve manzaramız da böyle. İçecek olarak da açtı ve şimdi biz hemen yemeye başlıyoruz. Evet, şimdi sizler için ada klasiğimi yapıyorum. Biz adaya her geldiğimizde çilek ve nutella alırız mutlaka. İkisini yemek of 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 gerçekten çok güzel oluyor. Evet, etrafımız şu an hayvanlarla çevrildi. Kediğimiz, köpeğimiz ve kuşumuz var. Yemeklerimizi onlara da verdik. Ama istemeye devam ediyorlar. Ve kedimiz. Evet, kahvaltımızı yaptık, makyajımızı yaptık. Ondan çok sonra evet çok şükür. Ne yaptık sonra? Kedileri, köpekleri, kargaları, martıları besledik. Ekmek falan almıştık. Hiçbirini yemedik ve gerçekten bütün karga ve martılar ekmekleri yedi. İşte salamları falan kedilere verdik. Su bıraktık buraya. İşte kediler falan içer sonra diye. Yani bugün herkes için çok verimli bir gündü ormanda. Şimdi ne yapacağız? Böyle dolanı dolanı artık gideriz değil mi? Burada yapılacak bir şey kalmadı. Güle güle masamız. Çok güzeldi gerçekten. Bu arada biraz buradan bahsedeyim. Bu girdiğimiz yere giriş ücreti var dediğim gibi. 5 lira falan ama masalar falan her şey var. Çöp kutuları falan var. İşte deniz kenarı zaten çoğu masa. Yeşillik. Burada oturuyorsunuz. Piknik falan yapıyorsunuz. Genelde zaten buraya gelen insanlar ya burada piknik yapıyorlar. Ya da işte restoranlarda falan yemek yiyorlar. Ama bence piknik daha güzel oluyor. Hem daha ne bileyim kendin hazırlıyorsun falan daha keyifli oluyor. Aynen öyle.
Hava biraz soğudu. O yüzden üstümüzü çok çıkartmadık. Çünkü dediğim gibi yani tam böyle yaz değil, bahar değil, bir soğuk, bir güzel öyle ama çok güzel geçti. Evet, biz aynı yolu geri dönüyoruz. Ama dönüşü daha kolay. Değil mi? Yoruldun mu sen yok, şimdi? Yok, daha kolay. Havada biraz daha güzel. Evet, havada serinledi. Yol da kolay geliyor. Şu an ders koşuyor. Ağlamak istiyorum. Her ev böyle büyülenerek bakıyoruz. Şu an Büşra'yla buradaki en güzel bulduğumuz evi bulmaya çalışıyoruz. Benimki daha ileride. En güzel bulduğumuz evi bulmaya çalışıyoruz. Buradaki en güzel evi bulmaya çalışıyoruz. Benimkisi ileride. Göstermiştim galiba. O beyaz olan. En çok onu beğendim ben. Çok yüksek. Çok güzeldi. Faytonlar hala kullanılmaya devam ediyor. Ama şunu fark ettim. Genelde hep turistler kullanıyor. Evet. Değil mi? Yani Türkler Araplar, çok az. Araplar Suriye falan çok kullanıyor. Bu ne? Gideceğim.